Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ters orantı konusunu işleyeceğiz. Öncelikle ters orantı nedir ve ne tarz problemler ters orantılıdır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İki çokluktan biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklara ters orantılı çokluklar diyoruz. Yani çokluklarımızdan biri azalırken diğerinin aynı oranda artmasını bekliyoruz. Ters orantıdaki işlemimiz çarpma işlemidir arkadaşlar. Bu sebeple x ve y ters orantılı iki çokluk ise çarpımları her zaman sabit bir k sayısına eşit olmalıdır diyoruz. Doğru orantıdaki işlemimiz bölme işlemiydi ve biz burada x bölü y sabit bir k sayısına eşittir diyorduk. Fakat ters orantıda farklı olarak işlemimiz çarpma olacak ve çarpımları her zaman sabit bir k sayısına eşit olacak. Peki ne ters sorular, ne ters çokluklar ters orantılı olacak? Örneğin işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında ters orantı vardır. Sebebi ise işçi sayısı arttıkça iş daha kısa sürede bitecektir. Çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor. Bu sebeple ters orantılı olmuş oluyor. Hız ile yolun bitme süresi arasında da ters orantı vardır. Çünkü hızımızı ne kadar çok arttırırsak yolu o kadar kısa sürede tamamlayacağız. Bu sebeple ters orantı mevcut olacak. Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasında da ters orantı var. Çünkü musluk sayımız arttıkça havuz daha kısa sürede dolacaktır. Musluk sayısı artıyor, havuzun dolma süresi azalıyor. Bu sebeple ters orantılı iki çokluk olmuş oluyor. Birazcık ters orantı problemlerini birlikte inceleyelim. İlk sorumuz şu şekilde. Bir miktar toprağı 24 kamyonun her biri 5 sefer yaparak taşıyor. Aynı toprağı 15 kamyon kaç sefer yaparak taşır diyor. Önce orantıyı oluşturuyoruz arkadaşlar. 24 kamyon 5 sefer yapıyorsa 15 kamyon kaç sefer yapacaktır diyoruz. Bu orantıyı oluştururken aynı birimlerin alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Daha sonra düşünüyoruz. Acaba bu orantı doğru orantı mı, ters orantı mı? Kamyon sayısı arttıkça daha az sefer yapacağız. Dolayısıyla ters orantılı olacak. Ters orantıdaki işlemimiz çarpma işlemi olduğu için karşılıklı sayılarımızı çarpmamız gerekecek. Yani 24 çarpı 5 eşit olacak 15 çarpı x ifadesini. Burada x'i bulmak için her iki tarafı 15'e bölmemiz gerekecek. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. 5'e bölüyoruz. 24'ü de 3'e bölerek cevabımızı en son 8 olarak hesaplamış oluyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Bir izci kampındaki 20 izciye 30 gün yetebilen erzaklar 15 izciye kaç gün yeter şeklinde bir soru. Yine önce verilenleri bir yazalım. 20 izciye 30 gün yetiyor erzaklar. Yine aynı birimler alt alta gelsin. 15 izciye kaç gün yeter diyoruz. İzci sayısı arttıkça gün sayısı azalacaktır. Çünkü erzaklarımız daha kısa sürede tükenecektir. Bu sebeple ters orantılı çokluklardır ve karşılıklı çarpma işlemi yapmamız gerekecek. 20 çarpı 30 eşittir 15 çarpı x ifadesinde. Her iki tarafı 15'e bölüyorum. X yalnız kalıyor. Gerekli sadeleştirmeleri birlikte yapalım. 15'e bölelim her iki tarafımızı. 20 ile de 2'yi çarparak cevabı 40 olarak hesaplayalım. Diğer sorularımızla devam edelim. Önemli bir problem arkadaşlar şu an sıradaki sorumuz. Genelde soru bankalarında karşımıza çıkıyor çünkü. Veli 234 TL'yi 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarına yaşları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Buna göre büyük çocuk kaç TL alır diyor. Şimdi burada yaşları ile ters orantılı demek arkadaşlar yaşı küçük olan çocuğun daha çok para aldığı anlamına geliyor. Aslında benzer soruları biz doğru orantıda çözmüştük. Şu an ters orantıda peki çözüm yolu nasıl? Bunlardan bahsedeceğim. Örneğin 4 yaşındaki çocuğumuz x TL alsın. O zaman ters orantıdaki işlem çarpma olduğu için buraya 4x yazıyorum. 5 yaşındaki çocuğumuz da YTL alsın. Buraya da 5Y yazıyorum. Şimdi bu eşitliği sağlayacak şekilde X ve Y'ye değerler veriyorum. 4 ve 5 20'de eşitlenir arkadaşlar. O yüzden X yerine 5K,
y yerine 4k yazıyoruz. Çarptığımızda gerçekten de 20k 20k eşitlenmiş oluyor. Unutmamak için not ediyorum. X'e 5k dedik. Y'ye 4k dedik. Tamam. Peki biz toplamda 234 TL'yi paylaştırıyoruz. 5k artı 4k eşittir 234. 9k eşittir 234. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. K eşittir 26. Tamam. Bize büyük çocuk soruluyor. Büyük çocuk arkadaşlar 5 yaşında olan. Ona 4K demiştik. O zaman 26 ile 4'ü çarparak sonuca ulaşabiliyoruz. 6 kere 4 24. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Demek ki 104 TL'ye almış oluyor. Diğer sorumuza bakalım. X ve Y sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. 3X eksi 2Y eşittir 99 ise X kaçtır? Şimdi yine benzer şekilde başlıyoruz sorumuzu çözmeye. 3 ve X ters orantılı ise çarpıyorum. Y ile 5 de ters orantılı olduğu için çarpıyorum. Daha sonra bu eşitliği sağlayacak şekilde X'e ve Y'ye değerler veriyorum. 15 de eşitlenir. X yerine 5K, Y yerine 3K yazıyorum. Daha sonra buradaki ifadeleri bize verilen denklemde yerleştirmem gerekiyor. X yerine 5K yazarsak burası 15K edecektir. Y yerine 3K yazarsak 3 kere 2'den 6K yapacaktır. Eşittir 99. 9K eşittir 99 ise K buradan 11 geliyor. Şimdi X soruluyor ve biz X'e ne demiştik? 5K söylemiştik. O zaman 11 ile 5'i çarpıyorum. K yerine 11 yazıyorum ve cevabımı 55 olarak hesaplıyorum. Peki, bir fabrikada verimi aynı olan 15 makinenin 8 günde ürettiği malı 3 gün daha kısa sürede üretmek için makine sayısını kaç arttırmalıyız? Problemimiz bu şekilde. Şimdi verilenler neler arkadaşlar? 15 makine 8 günde üretiyor. Peki ben ne olsun istiyorum? 3 gün daha kısa sürede tamamlamak istiyorum. Yani 8'den 3'ü çıkartırsam aslında ben 5 günde bu işi tamamlamak istiyorum. Peki 5 gün için kaç makine gerekir? Önce bunu hesaplayalım. Yine makine sayısı arttıkça iş daha kısa sürede bitecektir. Ters orantılı çokluklar mevcut. Hemen karşılıklı çarpıyorum. 15 çarpı 8 eşittir 5 çarpı x. Her iki tarafı 5'e bölüyorum arkadaşlar. Buradan x'i 24 olarak buluyorum. Yani 24 makine lazım. Peki sorunun cevabı bitmedi. Bize diyor ki kaç makine arttırılmalı? 15 makinemiz mevcuttu. 24 makineye çıkartmak için arttırmamız gereken makine sayımız 9 olmuş oluyor. Diğer sorumuza bakalım. X eksi 1 ile Y artı 2 ters orantılıdır. X 13 iken Y 4'tür. X 10 iken Y kaçtır? Sorumuz bu şekilde. Hemen yukarıya X eksi 1 ile Y artı 2 yerleştiriyorum. Ters orantılı olduğuna dikkat ediyorum. X yerine 13 koyarsak burası 12. Y yerine 4 koyarsak 4, 2 daha 6. X yerine 10 koyarsak burası 9. Buradan Y'yi bulalım. Ters orantılı oldukları için yine karşılıklı çarpıyoruz. 12 çarpı 6 eşittir 9 çarpı Y. 72 eşittir 9Y. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde Y 8 geliyor. Fakat dikkat ederseniz Y artı 2 aslında benim bulduğum. Y artı 2 8 ise buradan Y'nin alması gereken asıl değerin 6 olduğunu hesaplıyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen.